Yaklaşık 3 yıldır özgür basına yönelik çok ciddi yönelimler ve operasyonlar gerçekleştiriliyor. Aslında öncesinde de benzer operasyonlar ve yönelimler vardı, fakat çok uzun bir süredir toplu ve organize operasyonlar gerçekleştirilmiyordu. Daha çok gazeteciler tek bir şekilde alınıyor, yargılanıyor ve cezalandırılıyordu. Bu da kamuoyunda gazetecilerin yargılanmasını ya da cezalandırılmasını görünür olmaktan çıkartıyordu açıkçası. Fakat 2022 yılının Haziran ayında Diyarbakır ilinde 16 Kürt gazetecinin tutuklandığı operasyondan sonra Ankara ilinde 9 gazetecinin tutuklanması, daha sonra yine Ankara ilinden yapılan operasyonla gazeteciler Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz'ın tutuklanması, ardından Fırat Canarslan'ın tutuklanması, sonrasında İstanbul'da gazetecilerin tutuklanması, İzmir'de yapılan operasyon. Bunları bir bütünen düşündüğümüzde aslında bu durumun bir suç soruşturmasına dayanmadığını ve iktidarın, devletin aleni bir biçimde Kürt gazetecileri tamamen susturmaya dönük bir çaba içerisine girdiğini, ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla söz konusu yargılamalar kendi içinde hukuki bir yargılama değil. Bu da açık bir biçimde anlaşılıyor. Gazetecilerin birçok şehirde eş zamanlı olarak yargı tacizine maruz kalmış olması, bunun organize bir durum olduğunu ve tek merkezden yönetildiğini de gösteriyor açıkçası. Dolayısıyla Kürt basını bu anlamda açık bir hedef ve bundan sonra da Kürt basına yönelik ve benzer operasyonların devam edeceğini biz Ankara'nın vermiş olduğu kararla anlamış oluyoruz açıkçası. Gazeteciler için daha önceki yargılamalarda gazeteci görünümlü örgüt üyesi ibaresi kullanılırdı ve Türkiye özellikle Avrupa'ya dönük eleştirileri kırabilmek için hayır, onlar gazeteci değil, gazeteci görünümlü örgüt üyesi şeklinde savunma yaparlardı. Fakat 2 gün önce Ankara'da ceza alan gazeteciler açısından durum daha da farklılaştı ve artık gazeteci görünümlü örgüt üyesi olmaktan çıkartılıp sözde gazeteci ve sözde haber şeklinde nitelendirmelerle cezalandırıldıklarını gördük. Dolayısıyla sözde gazeteci ve sözde gazetecinin yaptığı sözde haber ibarelerinin biz hukuki terimler olmadığını, politik anlamda geliştirilmiş terimler olduğunu, dolayısıyla savcıların ve mahkemelerin bu anlamda politik tavır ile hareket ettiklerini açık bir biçimde görmüş olduk yeniden. Söz konusu yargılamada yargılananların iki kimliği ön plana çıkıyordu. Gazeteci kimliği ve Kürt kimliği ön plana çıkıyordu. Ve orada yargılanan kişilerin tamamının gazeteci olduğu ve yapmış oldukları haberlerden dolayı yargılandıkları dosya içerisinden çok rahat bir biçimde anlaşılıyordu. Bu dosyayı manipüle edebilmek açısından gazeteci kimliklerini, Kürt kimliklerini manipüle edebilmek açısından oluşturulmuş, uydurulmuş bir gizli tanık söz konusuydu. Ve uzun yıllardır Kürt gazetecilerin dosyalarında açık veya gizli tanık beyanlarıyla birlikte gazetecilerin çalışma alanları, yaptıkları mesleki faaliyetler açık bir biçimde manipüle ediliyor ve gazetecilik faaliyeti dışında yorumlanmaya çalışılıyor. Ankara'daki dosyada var olan gizli tanık bile beyanlarında yargılanan gazetecilerin hepsinin gazeteci kimliğini ön plana çıkartarak bir beyanda bulunuyor. Buna rağmen söylediklerinin esas alınması yine meselenin aslında hukuki olmadığını ve meselenin gizli tanıkla ilgili bir mesele olmadığını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Kanun net bir biçimde Tanık Koruma Kanunu'nun 9. maddesinin 8. fıkrası açık bir biçimde gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Yargıtay'ın yerleşmiş kararları da, Anayasa Mahkemesi'nin bir kısım kararları da
Ve benzer şekilde sadece gizli tanık beyanına dayalı olarak bir hüküm kurulamayacağını ifade ediyor. Bunu ifade etmelerinin temel sebebi şu aslında. Gizli tanık beyanının başka somut delillerle gerekçelendirilmiş olması gerektiği vurgusu üzerinden hareket ediyorlar. Bu dosyada da gizli tanığın herhangi bir şekilde beyanlarını somutlayabilecek yan bir delil bulunmamakta. Buna rağmen mahkemelerin temel yaklaşımları Anayasa Mahkemesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çizmiş olduğu hukuki yol ya da çerçeve üzerinden hareket etmek değil, hukuki anlamda bir karar vermek değil, daha çok politik anlamda kendisinden istenilen işi yerine getirmek. Dolayısıyla mahkemeleri bir yargılama alanı olarak görmekten ziyade bir iş alanı olarak görmek bu anlamda daha doğru olur. Yani cezalar bize şunu gösterdi aslında son 3 yıldır bu ceza bu son 3 yıldır söz konusu yargı tacizi, Kürt gazetecilerine yönelik yargı tacizi etrafında oluşturulan ciddi bir destek ve dayanışma var. Bu destek ve dayanışmayı büyütmek gerekiyor açıkçası. Hem Türkiye'deki hem uluslararası alandaki gazeteci örgütlerinin verilen cezanın sadece Kürt gazetecilerine yönelik bir tehdit olmadığını, genel anlamda gazetecilik faaliyetine yönelik bir tehdit olduğunu ve de devletin iliştirilmiş gazeteci haricinde bir gazetecilik pratiği istemediğini açık bir biçimde anlamaları ve bu kapsamda daha geniş ve daha büyük çaplı bir dayanışmayı ortaya koymaları gerekiyor açıkçası. Bir birlikte hareket etmek ve bu yargı tacizini hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bir birlikte teşhir edip göstermek gerekiyor. Bunun için de sürekli bir biçimde yan yana durup mücadele etmek gerektiğine inanıyorum.